Merhaba arkadaşlar. Gennady Golovkin, Kamaru Usman maçına çok yaklaştık. Kısa bir süre içerisinde bu maç gerçekleşecek. Tabii maç öncesinde yapılan bir ankette %97 ile favori Gennady Golovkin gösterilirken %7 gibi bir oranla da Kamaru Usman gösterildi. Ama bu oran bence Kamil Sheramaita'ya çok düşük. Yani bu kadar oran beklemiyordum ben işin açıkçası. Belki %20, %30 olsaydı tamam derdim ama %7 gibi bir oran çok düşük. Yani Kamil Sheramaita'nın kazanacağına kimse ihtimal bile vermiyor. Yani boksu seven insanlar. Tabii burada oy kullanan Kazakistan halkı olsun, Polonya halkı olsun. Polonya halkı Gennady Golovkin'e vermez. Kazakistanlar da Kamaru Usman adına oy kullanmaz. Tabii her iki ülkenin de ülkede kendi sporcusunu doğal olarak destekler. Çünkü o kendi ülkelerini temsil ediyor boksör. Tabii bu maça gelirsek arkadaşlar dediğim gibi ben de tabi diğer videolarımda söylemiştim. Bu maçta favorim benim Gennady Golovkin olacak. Bundaki en büyük neden de Gennady Golovkin'in maç tecrübesi. Çok maç. Kusura bakmayın arkadaşlar, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tekrardan devam ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu maçta favori gösterilen Gennady Golovkin olabilir ama ben her zaman yine söylüyorum, boks sürprizlere açık bir spor. Yani Gennady Golovkin favori gösterilirken bu maçı Kamil Sheramaita da alabilir. Bu yüzden Kamil Sheramaita destekçileri de bu yapılan ankede çok da fazla takılmasınlar. Bu anket sadece bir favori gösterilen bir sporcuya yönelik yapılan bir anket. Boksta ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hiçbir zaman maç öncesinden şu boksör kesin alır kimse diyemez. Sadece hayranı olan kitleler, boksörlerin sadece kendi hayran olduğu sporcusunun maçı alması için sadece der ki işte bu maçı örnek vereyim. Gennady Golovkin alacak der hayranı olduğu için. Aynı şekilde Kamil Sheramaita hayranı olan birisi de Gennady Golovkin'in tecrübeli boksör olmasını, ne kadar iyi boksör olmasını gözü görmez. Sadece dediğim gibi Kamil Sheramaita'nın maç almasını ister. Bu gibi maçlarda arkadaşlar tecrübeli boksörlerin karşısına çıkacak boksörler gerçekten maçı oyun içinde oyun kurması gerekiyor. Yani işin açıkçası Kamil Sheramaita'nın Gennady Golovkin'in maçlarını izleyip ona göre bir strateji, taktik geliştirmesi gerekiyor ki Gennady Golovkin gibi tecrübeli bir boksöre karşı galibiyetle ringden ayrılsın. Ama dediğim gibi Gennady Golovkin distansı çok iyi ayarlayan, mesafeyi çok iyi ayarlayan, nereden nasıl rakibe yumruk vuracağını bilen çok akıllı bir boksör. Kamaru Usman da bu maçta ayakları hızlı olsa belki ona şöyle bir şey de diyebilirdim. Ayakları hızlı olsa Gennady Golovkin'in önünde durmasa, yakalanmasa Gennady Golovkin'e belki bir şeyler yapabilir bu maçta. Hani kazanabilir, ihtimal verebiliriz. Ama dediğim gibi hem Kamil Sheramaita'nın ayakları hızlı olmadığı için, yere sağlam basan bir boksör olduğu için, yere sağlam basıp güçlü yumruklar vuran bir boksör olduğu için Gennady Golovkin de bu şekilde boksörlerle çok iyi dövüşen bir boksör. Gennady Golovkin'le dövüşen boksörlerin genelde ayakları iyi olursa Gennady Golovkin'den maç alabilirler. Ama dediğim gibi Gennady Golovkin rakiplerini
Pires'le bu an rakiplerini kaçırmayan, yakalayabilen akıllı bir boksör. Nerede nasıl çıkışlar yapacağını bilen, nerede nasıl rakibinin zayıf yönünü bulup ard arda yumruklar atabilen tecrübeye sahip bir boksör. Bu yüzden Kamil Şerameyta da bu maçta çok dikkatli olması gerekiyor. Konsantrasyonu, dikkatini bir an bile Gennady Golovkin'in üzerinden ayırmazsa bu maçta belki Kamil Şerameyta da zaferle ayrılabilir. İlle de biz favori görüyoruz diye Gennady Golovkin'i Kamil Şerameyta da bu maçı kazanmayacak diye bir şey yok. Ama anketlere baktığınız zaman boksu bilen insanlar, boksu seven insanlar oy kullanıyor. Tabii oy kullanırken de boksörü tanıdıkları için doğal olarak boksunu da bildikleri için oyunu Gennady Golovkin'den yana kullanıyor. Haklı olarak tabii. Çünkü geçmiş maçlarına bakarsanız arkadaşlar gerçekten Gennady Golovkin çok iyi bir boksör. Tabii Kamil Şerameyta da genç yaşı genç gelecek vaat eden bir boksör. Umarız Kamil Şerameyta'yı da bu maçta galip gelir veya gelmez ama ileriki maçlarında da yine iyi şeyler yapacağını da düşünüyorum Kamil Şerameyta'nın. O da boş bir boksör değil. Eğer Gennady Golovkin'in karşısına gelmişse yani demek ki Kamil Şerameyta'da da bir şeyler var boks adına. Dediğim gibi arkadaşlar bu maçla ilgili maç öncesinde bu yorumları yapıyorum. Maçta da zaten genelde maçları çözüyorum, izliyorum, boksörleri takip ediyorum, maçlarını izliyorum, eski maçlarını izliyorum. Buna göre konuşuyorum. Ezbere bir şey konuşmuyorum. Boksun içinden geldiğim için boksörleri iyi çözebilen, iyi boksörler hakkında istatistiklerine bakan, iyi analiz edebilen, iyi gözlemleyebilen bir boksörüm. Anlatımlarımda da baktığınız zaman ilk rounddan itibaren bir boksör başladığı zaman birbirlerine vurdukları zaman ikinci, üçüncü roundda maçın nereye gideceğini, maçın nasıl şekilleneceğini görebilen birisiyim. Tabii hiçbir zaman kesin konuşmuyorum. Boksta kesin konuşursak burada biz yalancı durumuna düşeriz. Çünkü olmaz. Boksta hiçbir zaman son saniye, son 5 saniye kadar hiçbir boksörü şunu diyemeyiz. Bu maçı bu alır deme ihtimalimiz çok düşük. Çünkü yok. Böyle bir şey yok boksta. Boksta her an her şey olabilir. Dediğim gibi son 5 saniyede gelen bir yumrukla nakavt olursunuz. Maç gider. Boksun içinde bu var arkadaşlar. O yüzden siz belki hayran olduğunuz boksörler var. Sevdiğiniz boksörler var. Bunlarla ilgili hayran olduğunuz boksöre toz kondurmuyorsunuz. İşte kesin alır, işte kesin kazanır. Arkadaşlar dediğim gibi boksta hiçbir zaman böyle bir şey yok. Gene de Golovkin'i %93 gibi bir oranla alır diye ankette Gennady Golovkin hayranları, boks severler bunu ankete işaretlemişler. Ama Kamil Şerameyta'ya da %7 gibi bir ihtimal vermişler. Ama şu bir gerçek, Gennady Golovkin'in örnek vereyim, kaşı açılsa Allah göstermesin tabii kaşı gözü açılmasın hiçbir boksöründe, her iki boksöründe maçı kaybetmek zorunda kalıyor veya örnek vereyim bir sakatlık olduğunda veya aldığı bir yumrukla Gennady Golovkin'de nakavt olabilir. Sonuçta Gennady Golovkin'de demirden değil. O da maç kaybedebilir. Dediğim gibi arkadaşlar boks maçlarında her an her şeyle karşılaşılabilir. Boksta en güzel yanı da bu. Her iki boksörün de ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Boksta bir bakarsınız 7 round boyunca dayak yiyen bir boksör 8. 9. 10. 11. round karşı rakibi evire çevire döver, maçı kazanır. Bu da nedir? O boksörün tecrübeli olduğu ve nerede nasıl içindeki o canavarı ortaya çıkartacağını
bilen bir boksördür. Çünkü boksta bu var. Boksta her zaman akıl oyunu, teknik, taktik. Birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round. Hep boksörler bir akıl oyunuyla ringe çıkarlar. Yani daha doğrusu maça çıkmadan önce Gennady Golovkin de emin olun rakibini izlemiştir maçlarını. Aynı şekilde Kamaru Usman da Gennady Golovkin'in maçlarına bakmıştır. Çünkü böyle boksörler birbirlerini analiz etmek için maçlarını izlerler. Hocalarıyla birlikte işte nereden nasıl vuruyor, nereden ne yapıyor analiz edip öyle maça çıkıyorlar. Bu maçla ilgili arkadaşlar maç sonrasında konuşacağız ama bu maçtan sonra da çok güzel bir maç var. Benim de anlatmak istediğim bir maç. Canelo Alvarez Kalyum Smith maçı çok güzel maç olacak. Çünkü ikisi de birbirinden kaliteli, birbirinden iyi boksör. Bu maç da bize çok güzel heyecan yaşatacak. Bu maçı da anlatacağım. Bu maçın öncesinde de Canelo Alvarez ile ilgili konuşacağım. Çünkü Canelo Alvarez'in boksu profesyonelde iş yapan bir boksör ve onunla ilgili yine yorumlarım olacak. Küba boksu ile ilgili konuşacağım. Kübalı Gamboa aynı şekilde aklıma şu an gelmiyor, dilim sürçtü, adı neydi? Gamboa Solis aynı şekilde bu boksörleri konuşacağız arkadaşlar. Bu boksörler hakkında yorumlarım olacak. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımızın birçok kişiye ulaşması için abone olup kanalımızı destekleyin. Sosyal medya platformlarında paylaşın ki birçok kişiye ulaşabilelim. Birçok kişi bokstan haberi olsun, bilgilensin, donanımlansın. Tabi bizim yorumlarımızda da biz de bazı maçları tartışabilelim birlikte. Saygı sevgi çerçevesinde. Tabi benim de hatalarım oluyor. Arkadaşlar beni uyarıyor, sağ olsunlar. Güzel eleştiriler de alıyorum. Arkadaşlar her zaman herkes doğru işler yapmaz. Bazen yanlışlar da yapabilir. Bizim de bazen boksörlerin ismini söylerken işte Tyson Fury derken Fury demişim. Yanlışlıkla tabi bunu istemeyerek değil. Örnek vereyim. Deontay Wilder demişim. Wilder diyeceğim yere. Bunda da benim herhalde dilim mi sürçtü desem o anki dilime dolanan o ismini olduğu gibi mi okudum desem bilmiyorum. Deontay Wilder hayranlarına da buradan ismini yanlış söylediğim için de kusura bakmasınlar. Aynı şekilde Tyson Fury hayranları da bundan sonra biraz daha bu boksörlerin ismini telaffuz ederken dikkat edeceğimin de sözünü şimdiden sizlere veriyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz arkadaşlar. Sonuçta biz burada seyirci odaklıyız. Eğer bizi insanlar izliyorsa, eğer bizim videolarımıza yorumlar yapıyorsa bilin ki biz doğru yoldayız ve eleştiri alıyorsak doğru yoldayız. Demek ki insanlara ulaşabilmişiz. İnsanlar bizdeki gerçekleri görmüşler. Yani anlatımlarımız ben zaten maçlar anlatırken arkadaşlar çok az yanılırım boksta. Genelde isabetlidir. Bütün yorumlarıma bakarsınız. Maç yorumlarıma tutmazsa binde bir tutmaz. O da çok nadirdir. Her boksörü boksunu çözebilen, boksunu analiz edebilen, ne yapabileceğini bilen, onları çok iyi anlatabilecek kapasitede birisiyim. Çünkü boksun içinden gelen birisiyim. Zaten dediğim gibi maçta anlatımlarımdan da anlarsınız. Bununla ilgili de güzel eleştiriler alıyorum. Gerçekten benim için önemli olan şu arkadaşlar. Ben anlatırken izleyicileri ne kadar ekranda tutabiliyorum. Gerçekten baktığımda da süre olarak çok güzel izleniyorum. Çok yüksek izlenme sürelerim. Bu yüzden ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Diyorum ki bizden ayrılmayın. Her zaman bizim
destekçimiz olun, yanımızda olun. Biz de birlikte burada çok güzel işler yapacağız. Bulunduğum her yerde en iyisi olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi burada da en iyisi olmak için elimden geleni yapacağım. Herkese beni izlediği için, dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.